İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği eğitim alanında çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor. İTİB tarafından tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere burs imkanı sunuluyor. İTİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere asgari ücret tutarında geri ödemesiz burs verdiklerini söyledi. Biz de istedik ki gerçekten dikkat çekecek bir burs programı olsun bu. Yani en azından oradaki dikkati çekelim. Ha gerçekten bu sektörde istihdam, tekstil mühendisi bu noktalarda ihtiyaç var ki sektör böyle bir şeye giriyor dedirtelim dedik. Ve asgari ücrete varan bir burs sistemi geliştirdik, projelendirdik. Onda asgari ücret dedik ki her yıl bunu oturup belirlemeyelim. Asgari ücreti endekste bu her yıl kendi kendine artsın gitsin. İlk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret, 20 ila 50 bin arasındaki öğrencilerimize asgari ücretin %70'i, 50 bin ila 80 bin sıralamasında üniversiteye giren öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar biz eğitim hayatı boyunca burs verme taahhütünde bulunduk. Ve gerçekten bunu iyi de duyurduğumuzu ben düşünüyorum. Çok iyi bir netice aldık. Kimse bu neticeyi beklemiyordu. Hatta Sayın Bakanımız kaç yerde bizi örnek olarak gösterdi. Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım. Çünkü bakanlığımızın da onayı gerekiyordu bu projede. Sağ olsun bakanımız da son derece destek oldu bu projeye. Tim Başkanımız yine öyle çok destekledi. Onu da destekleri için teşekkür ediyorum. Öksüz konuşmasının devamında ise %42 olan doluluk oranını %92'ye çıkarttıklarını ifade etti. 60'a 70'e değil bakın, 92'ye çıkarttı. Ve yaklaşık 400 öğrenci aldık bu sene. Bu 400 öğrenciden 100'e yakın öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Tabii bu çok sevindirici bir durum. Fakat benim en çok sevindiğim noktalardan bir tanesi de şu. Diğer 300 öğrencimiz burs hak etmese de bu bölümleri yazdı. Bakın. Talep etti. Yani demek ki biz sadece burs almak için, sadece öğrenciler para almak için bu mesleği seçmemişler. Bu ayrıca altını çizmek istiyorum. Kahramanmaraş'ta da bir öğrencimiz bizim bursumuzu almaya hak etti. Gerçi Ticaret ve Sanayi Odamız da sağ olsun her öğrenciye ayrıca bir burs veriyor. Ama bizim burs almaya hak kazanan bir öğrencimiz var Kahramanmaraş'ta. Bazı üniversitelerde bakın hiç yok. Ha puanı yüksek olan mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hepsi girdi. Çünkü zaten onlar ilk 50 binde 60 binde kapattığı için. Ve 10 sene önceki puanlara geldi bakın. Yani biz puanlarımız son 15 yılda düşmeye başlamıştı. Son 10 senede de hızlı düştü. 10 sene öncesine tekrar çıkarttık. Ortalama 100 puan arttı. Bir senede. Şimdi biz buna tabii devam edeceğiz. Bu çok önemli bir yatırım bizim için.